Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay, Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanımız Barış Ayhan, Ayancık Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, Sinop Ayancık'tayız. Maalesef Türkiye'nin güneyinde kuraklık, yangın, kuzeyinde yağmur, taşkınlar, sel, iklim krizi, küresel ısınma dünyaya zarar verdiği gibi Türkiye'de çok büyük zarar veriyor. İki gündür Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük illerimizde ciddi seller meydana geldik. Yaşandı, yaşanıyor. Ayancık'tayız. Ayancık'ta tablo çok vahim. Bozkurt'ta da vahim, Ayancık'ta da vahim. Ayancık'ta şehrin neredeyse tamamına yakını sular altında kalmış. Burası şu anda bulunduğumuz yer pazar yeri. Pazar yeri almış götürmüş su, yıkmış, yolu almış götürmüş, evlere girmiş su. Kayıplar var, verilen bilgilere göre kayıplar aranıyor. Henüz ulaşılamadı. Yukarıda bir köy vardı, Engin Bey ismi köyün. Babaçay köyü. Babaçay köyünde ciddi kayıp var, ciddi hasar var. Merkezde, Ayancık'ta ciddi hasar var. Dün akşamdan beri hem belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, hem milletvekilimiz bölgedeydi. Bugün Engin Altay Grup Başkan Vekilimizle birlikte biz de ulaştık. Kastamonu'da, Bozkurt'ta Kastamonu milletvekilimiz Hasan Baltacı ve il başkanımız görev yapıyorlar. Burada oluşan selin büyük bir oranla sebebi ağaçlardan, tomruklardan kaynaklanıyor. Yani yağmur yağar. Yağmura hiçbir kulun şiddetine, büyüklüğüne engel olma şansı yoktur. Ama seli engelleyebiliriz. Yukarıda vadinin başına bir tomruklar deposu kurmuşlar. Tomruk deposu kurmuş orman. O gelen tomruklar aşağı inmiş ve köprüleri tıkamış. Köprüler doğal baraj görevi görmüş. Bir anda patlamış ve maalesef şehir bu hale gelmiş. Bozkurt'ta ise HES'in etkisi çok büyük. Biz yıllardır söylüyoruz. Bu kadar çok HES olmaz. Gördüğünüz her ufak suyun başına HES yapıyorsunuz. Bu HES'ler baraj görevi görüyor. Bu HES'ler yüzünden seller oluyor diyoruz. Ama hükümet dinlemiyor, anlamıyor. Bozkurt'taki selin büyük bir oranda sebebi HES'tir. Buna rağmen Orman Bakanı dün bir açıklama yaptı. Diyor ki Sayın Orman Bakanı Pakdemirli, HES'ler diyor bu işin mağduru diyor. Sebebi değildir diyor. Allah aşkına ya. Sayın Pakdemirli, Sayın Bakan, sen devletin bakanı mısın? HES şirketlerinin avukatı mısın ya? Yangın olur, ettiğin laflar laf değil. Sel olur, aynı şekilde. Koordinasyonu beceremiyorsunuz. Bir de çıkıyorsunuz, HES'ler mağdur, HES'ler sorumlu değil diyorsunuz. Bari bundan sonra HES'lere bütün yatırım yapın, mağdurlarsa olsun bitsin. Birazcık onuru varsa Pakdemirli'nin, bu kadar beceriksiz, yeteneksiz bir bakan gelmedi. Birazcık onuru varsa istifa eder artık ya. Gerçekten istifa eder. Onun dışında Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyorum. Sayın Erdoğan, ya yapamıyor. Pakdemirli bu bakanlığı yapamıyor. Affını mı istersin, görevden mi alırsın ama olmuyor. Yapamıyor, yapamadığı için de bütün felaketlerde sınıfta kalınıyor. Siz zaten yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz, yönetemiyorsunuz, bakanınız da yönetemiyor. Barış Karadeniz milletvekilimiz dün akşam buradaydı. Hem Bozkurt'ta hem burada can kayıpları var, aranan yurttaşlarımız var. Umarım daha fazla can kaybı olmaz. Cana geleceğine mala gelsin diyoruz. Mala gelen düzelir, yapılır. Yolsa yapılır, arabaysa alınır ki İstanbul Büyükşehir Belediye'miz, Ankara Büyükşehir Belediye'miz çok çeşitli yardım malzemelerini gönderdiler. Makine araçlarını gönderdiler. Makineler geldi. Çalışıyorlar yurttaşın yanında. Genel Başkanımızın talimatıyla Cumhuriyet Halk Partili tüm belediyeler başta olmak üzere, 11 Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyeler Sinop'un, Karabük'ün, Kastamonu'nun ve Bartın'ın yanındadır. Yanında olmaya devam edecek. Dün akşama ilişkin Sayın Vekilimiz kısa bir değerlendirme yapacak. Barış Karadeniz Vekilimiz. Arkasından Grup Başkan Vekilimiz detaylı açıklama yapacak. Evet sevgili basın. Bir tarafımız yanıyor, bir tarafımız kanıyor. Aşağıda yanan yerler var. Oraya da büyük yetmiş olsun diyoruz. Evet bu Ayancık da şu anda kanıyor resmen. Dün akşamdan beri Ayancık tarihinin en büyük sel felaketini yaşadı. Üzgünüz ama bu yaşandı. Bir an önce yaraların sarılması lazım. Talebimiz bir an önce buranın afet bölgesi ilan edilmesi.
afet bölgesi ilan edilip buranın bir an önce yaraların sarılmasını istiyoruz. Sağ olsunlar, büyükşehir belediyelerimiz bize çok büyük destek oluyor. Şu anda iş makineleri burada, gelenler var, sular geliyor, yiyecek, ekmek tedariğimizi yapıyoruz. Belki ilerleyen dönemde ilaç ihtiyaçlarımız olabilir. Çünkü hastane yok, hastane gitti, sular altında kaldı. Ayancık sular altında. Yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Sayın Belediye Başkanımız çok gayretli çalışmalar içindeyken, o da şu anda çok üzgün. Ayancık'ta bir sıkıntımız köyler tabii. Sadece merkez değil, köylerde de bazı köylerimiz yok olma noktasına geldi, bitti. En kısa zamanda bu yaraların sarılması gerektiğine inanıyorum. Bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Diyecek evet. Çok sözde yok yani. Evet, Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay. Evet, 10 gündür Muğla bölgesinde yangınlarla mücadele ederken dün aldığım bir haberle apar topar yangınları bırakıp çok şükür büyük çapta da sönümlendi. Sellere geldik. Yani felaket üstüne felaket yaşıyoruz. Bunlar doğal olaylardır. Doğal afetlerin elbette önüne geçilmez. Ama mesela yangınlarda söndürme ve soğutma noktasında tam bir beceriksizliği biz Muğla'da yaşadık. Yangınların ilk çıktığında ilk müdahale yapılma noktasında Sayın Cumhurbaşkanı dünyada ilk müdahale yapan tek ülkeyiz dedi. Güldüm. Bu acı içinde güldüm. Şunun için güldüm. O yangınların başladığı günden itibaren ben de o sahalardaydım. Ve yangın anında müdahale edilse bir ağaç yanacakken gecikmeli müdahaleyle kilometrelerce mesafede yangın Muğla'nın ormanlarının beşte birini yok etti. İnsan aklıyla dalga geçen bir cumhurbaşkanımız var. Böyle bir tablo karşısında böyle bir tablo karşısında siyaset yapmak doğru değil. Ama biraz önce Ali Bey söyledi. Küresel iklim krizi diye konuşulan, yani aslında küresel iklim değişikliği, dolayısıyla ekolojik denge, ekolojik haritanın değiştiği bir vakada 20 yıldır Türkiye'yi yönetenlerin hala 40 yıl önceki ekolojik haritalarla, yangınla, selle mücadele etmeleri zaten düşünülemez. İşin bir yanı bu. Bu konuda keşke yürütme, devlet daha başarılı olsaydı. Yangınlarda söyledim. Ben devletimi, Türkiye Cumhuriyeti devletini ilk defa bu kadar aciz gördüm. Bundan dolayı üzülüyorum. Bunu bir siyasi malzeme yapmak için yapıyor değilim. Bunun için söylemiyorum. Ama bakın, hiç bu orman idaresinde bir sürü mühendis var. Hangi kafa dere yatağına tomruk deposu yapar yahu? Hangi kafa yapar? Ayancık esnafı, Ayancık Nakliyeciler Kooperatifi kıyamet kopardı. Buradaki depoyu kaldırmayın diye. Babaçay diye konuştuğumuz Yeni Konak bölgesine yapılan orman deposunda on binlerce metreküp tomruk, dev tomruklar kurşun hızıyla bu suyla birlikte bu şehri yok ede yok ede geldiler. Şimdi Karadeniz'de. Bunun bir hesabı, bir sorumlusu olmaz mı? Olması lazım. Bence olmasa Ali Bey söyledi. Sorumlusu bellidir. Dere yatağına tomruk deposu yapan zihniyet Ayancık'taki bu felaketin sorumlusudur. 1963'te de çok büyük bir sel olmuştu Ayancık'ta ve Erfelek'te. Ama bu hasar vermedi. Bundan daha çok su geldi, bu hasarı vermedi. Bugün Ayancık'ın, yarın Bozkurt'a gideceğiz, oraya şimdi bilmiyorum. Buradan ayrılamadık, dert çok, gidemedik. Bugün Ayancık'ın bu kadar büyük zarar içinde olmasının sebebi, yağış Allah'tan, ona yapacak bir şey yok. Dere yatağına tomruk deposu yapmaktır. Bozkurt'takinin sebebi dere yatağına HES yapmaktır. Hükümet ister kabul etsin, ister kabul etmesin. Ama tablo budur, manzara budur. Felaket üstüne felaket yaşıyoruz. Allah milletimize, ülkemize yardım etsin diyorum. Ama yönetenleri de izan sahibi olmaya davet ediyorum. Buradan bir ders çıkarılması lazım. Bu yaraların bir an önce sarılması lazım. Ayancık'ın her caddesinde şu anda su kuyruğu var, ekmek kuyruğu var. Belediye başkanımız şehirde elektrik olmadığı için bir şarj istasyonu yapmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Devletin sağlayamadığı, ki Ulaştırma Bakanı da burada üstelik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı burada. Devletin sağlayamadığı Ayancıklı vatandaşların Ayancık dışı ile iletişimini belediye başkanımız sağladı. Sağdı onu sağlamadı. Büyük bir çaba içinde, gayret içerisinde, Sinop Belediye Başkanımızla eş güdüm içerisinde gerekenler, yapılması gerekenler yapılmaya çalışılıyor. Ama afetin büyüklüğü bizim buradan anlatacağımızın çok üstünde.
Biraz sonra başkan da söyler, bazı ihtiyaçları var. Ben Allah'ını seven ayancığa su göndersin diyor. Temizlik malzemesi. Diğerlerini başkana bırakayım. Gerçekten vahim bir manzara var. Elektrik yok, su yok, altyapı yok. Devletin daha yüksek bir kaynağı buraya aktarması lazım. Ve Ali Bey söyledi ama tekrar faydası vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan afet bölgesi kararını Rize'de aldığı kadar hızlı almasını da talep ediyoruz. Yangın bölgesinde aldığı kadar hızlı bir şekilde Ayancık'ın ve Bozkurt'un, Bartın'ı tam bilemiyorum, Bartın'ın, evet. Kastamonu'nun afet bölgesi ilan edilmemesi halinde burada yaşayan halk perişan olacak, helak olacak. Bu konuda hükümete, Cumhurbaşkanı'na buradan eski bir Sinop milletvekili olarak, bir Sinoplu olarak ayrıca çağrı yapıyorum. Rize'de gösterdiğin yüksek hassasiyeti Ayancık'a ve Bozkurt'a da göster Sayın Erdoğan diyorum. Ve kamuoyunu, imkan sahibi olan bütün vatandaşlarımızı, mesela Türkiye'de şimdi marka ismi saymayalım, bir sürü marka sularımız var bizim. Bu marka suların sahiplerine sesleniyorum. Ayancık'ı susuz bırakmayın kardeşim. Şebeke suyunun bir aydan önce belki de verilmesi mümkün görünmüyor. Çünkü Ayancık'ta ne kaldırım kaldı, ne beton, ne kanalizasyon, ne su borusu kaldı. Bu halkın susuz kalmaması lazım. Bu yüzden Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. İBB başta olmak üzere, İBB'nin ilk yardım araçları geldi Ayancık'a biraz önce. Bizim Cumhuriyet Halk Partimizin 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elinin Ayancık'ta olacağını da burada basın huzurunda Genel Başkanımız namı hesabına, partimiz adına taahhüt ediyor. Biz Ayancık'ı sahipsiz bırakmayacağız ama devlet değiliz. Devletin yapması gereken çok iş var. Devletin yapması gereken işlerin süratli bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemek, takip etmek üzere il milletvekilimiz Barış Bey burada sürekli kalacak. Bu yaralar sarılana kadar gerekirse burada kalacak, Ayancık'ta kalacak ve bunu yakinen takip edeceğiz. Ayancıklı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Üzüntüm şu, mal gider yenisi yapılır. Ayancık Belediye Başkanımızın Ayancık'ın caddelerini, sokaklarını eskisinden daha güzel hale getireceğine ben yürekten inanıyorum. Ama bu selin de kaynağı olan Babaçay köyünde 9, kimi rakamlara göre, kimi rakamlara göre 13 kayıp vatandaşımız var. Benim şimdi duam onlara. İnşallah onları sağ salim buluruz diye düşünüyorum. Onlar için dua ediyorum. Arama kurtarma çalışmalarında da devletten gayret, daha çok gayret yapmıyorlar demiyorum. Helikopterler geziyor, arıyorlar, ediyorlar. Ama arama kurtarma konusunda daha yüksek bir gayret bekliyoruz, istiyoruz. Tekrar söylüyorum, bu son olsun diyorum. Ama bunca felaketten sonra hükümetin de ekoloji diye bir kavramın ne olup ne olmadığına bakması lazım. Hükümetin küresel iklim değişikliği olayının ne olup ne olmadığına bakması lazım. Ben biliyorum ki Erdoğan ve hükümetinin küresel iklim krizi gündeminde yok. Ekolojik değişiklik, ekolojik harita onların gündeminde yok. Eğer bu küresel iklim değişikliğini, ekolojik tablonun değiştiğini bilerek hareket etselerdi, Muğla ve Manavgat 15 gündür yanmazdı. Yani 40 yıl önceki haritayla bugün iş yapamazsınız. Türkiye'nin ekolojik dengesi ve haritası, tablosu değişmiştir. Bu sellerin de bir sebebi odur. Ama Ayancık selinin özel olarak Orman İdaresi'nin Tomruk deposundan kaynaklı olarak çok büyük bir hasar verdiğini de buradan aziz milletimize beyan ediyorum. Erdoğan'ın da bu konudaki, onların döneminde bu depo buradan alınıp oraya getirildi, dere yatağına getirildi. Bu konuda Erdoğan'ın da bu felakete sebep olanlardan hesap sormasını diliyorum. Belediye başkanlarımız arz ederlerse çağrılarını yapsınlar. Acımız büyük tabii ki. Ayancık tarihinin en büyük acılarından biri, üzüntü verici. Yıllarca Ayancık'ımızı tanıtmak için, geliştirmek için mücadele ettik. Bundan sonra da yaparız. Fakat en önemlisi de bunları tek başımıza belediye olarak yerine getiremeyeceğimiz. Devletimizin burada afet bölgesi ilan edilmesi anlamında bize katkı sağlaması gerekiyor. Bu manada çalışmalarımızı yapacağız, taliplerimizi yapacağız. Şu ana kadar yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bütün Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın, il başkanlarımızın katkısıyla
Onların vermiş olduğu desteklerle özellikle su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Her geçen günde artacağını tahmin ediyorum. Büyük destekler veriyorlar. Bunun haricinde evlerine su basan vatandaşlarımızın eşya ihtiyacı, yardım ihtiyacı olacak. Bunlarla ilgili de desteklerimizi bekliyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı yapacağız. Evet, biz de Sinop Belediyesi olarak, Sinop halkı olarak afetin ilk dakikalarından itibaren Ayancıklı hemşerimizin, Ayancık halkının yanındayız. İlk geceden itibaren özellikle su, kuru gıda ve ekmek konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Onları büyük ölçüde çözmeye çalışıyoruz. Tabii en yakın mesafede biz olduğumuz için Büyükşehir Belediye'mizden gelecek olan yardımların biraz gecikebileceğini düşündüğümüz, öngördüğümüz için ilk dakikadan itibaren tüm imkanlarımızla Ayancıklı hemşerimizin yanındayız. Diliyorum yaraları hep birlikte bir imece usulüyle kısa sürede çözeceğiz. Bütün bu sorunu aşacağız, çözeceğiz, yaralarımızı saracağız. Umuyorum ki Ayancık eski güzel günlerine bir an önce kavuşacak. Tüm Ayancıklı hemşerimize acil şifalar diliyorum. Ve tüm Türkiye'ye ben de buradan Sayın Başkanım gibi sesleniyorum. Ayancıklı'nın sesini duysunlar. Ayancıklı'nın içme suyuna ihtiyacı var. Ayancıklı'nın ekmeğe ihtiyacı var. Ayancıklı'nın kuru gıdaya ihtiyacı var. Ayancıklı'nın hijyen malzemesine, temizlik malzeme ihtiyacı var. Bu konuda Ayancık'a malzeme göndermek isteyen arkadaşlar, burası çünkü çok yoğun. Ayancık Belediyesi ekibi çok yoğun. Bizimle irtibata geçebilirler. Bize ulaştırdıkları noktada biz anında çok kısa sürede o malzemenin Ayancık'a ulaşmasını sağlarız. Bu konuda tüm Türkiye'nin desteklerine, yardımlarına ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.